Kafa Radyo dinleyicileri, Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize merhabalar. Ben Deniz Dikkaya, bir turizm kafası programıyla daha sizlerle birlikteyim. Her hafta sizlere turizmin renkli dünyasını çok özel konular ve konuklarımla tanıştırmaya devam ederken, hem turizm sektöründen son gelişmeleri benden dinliyor, hem bu mesleğe gönül vermiş turizm profesyonelleriyle en çok merak edilen sohbetlere imza atıyor, hem de dünyanın en güzel gezi rotalarını ve gastronomi lezzetlerini de birlikte keşfediyoruz. Bu programda görmek istediklerinizi ve program önerilerinizi her zaman olduğu gibi bana iletebilirsiniz. Instagram Deniz Dikkaya Official ve X Deniz Dikkaya adreslerim sizlere 7/24 açık. Peki dostlar, turizm kafasında bu hafta sizleri neler bekliyor? Güncel turizm haberleriyle başlayacağız. Sonrasında haftanın turizm sohbetinde bugün sizleri çocukların renkli dünyasının turizm sektörüne nasıl bir etki yaptığını, oyun ve eğlence segmentinin önemini dinlemeye davet ediyorum. Ve konuğum da Kidzanya İstanbul Genel Müdürü Ebru Timur oluyor. Bu çok eğlenceli sohbet kaçmaz. Ve madem yine bir turizm kafası programındayız, hediyelerimiz de olmasın mı? Ne güzel olur değil mi? O zaman bugünkü programı başından sonuna kadar dinleyen tam 3 dinleyicimize Çocuklar Ülkesi Kidzanya İstanbul'dan giriş bileti hediye edelim. Çocuklarımıza bu güzel hediyeyi kazanmak için vereceğim şifreleri not etmeyi unutmayın. Ama önce turizm haberleriyle başlayalım. İlk haberimiz, turizm 5 şehirde yapılıyor. Türkiye yıllık turist hareketi 2023 yılında toplam 67-68 milyonu bulmuştu. 49 milyon yurt dışı ve 19 milyon da yurt içi ve yurt dışı vatandaş hareketi, ama bunlar Anadolu'ya bir türlü yayılmadı. 81 şehrin olduğu turizm ülkesinde turizm neredeyse sadece 5 şehirde toplanıyor. Turizm Databank hesaplamasına göre Türkiye'nin 81 ilinden 40'ına, yani yaklaşık %50'sine hiç turist gelmedi. 20 şehre gelen yabancı turistin %65'i Antalya ve İstanbul'da toplanıyor. Diğer turistik merkezlerde bu oran 5 şehir için %75-80 aralığında. Yani turizm bu kentlerin dışına yayılmamış. Bu dağılım 8 milyona yaklaşan yurt dışı vatandaş ve 12 milyona yaklaşan yerli vatandaş turizm hareketinde de aynı. Özetle 81 şehirden 25 kadarına hiç yabancı turist gelmiyor. 15 kadar şehre gelen turist yüzden az. Sıradaki haberimiz, Schengen vizesi bu ay zamlanıyor. Avrupa Komisyonu Schengen vizesinin maliyetinin Haziran ayında artacağını doğruladı. Vize ücretinde %12 oranında artış olacak. Schengen vizesi için temel ücret yetişkinler için 80 Euro'dan 90 Euro'ya, çocuklar için ise 40 Euro'dan 45 Euro'ya yükselecek. Fiyat artışından üye ülkelerdeki enflasyonu sorumlu tutan komisyon, diğer ülkelerdeki vize ücretleriyle karşılaştırıldığında ücretlerin hala nispeten düşük olduğunu belirtiyor. Örneğin İngiltere'de vize ücreti 134 Euro, Amerika Birleşik Devletleri'nde 185 Euro ve Avustralya'da da 117 Euro'dan başlıyor. Schengen ülkeleri İrlanda ve Kıbrıs dışında AB üyesi ülkeleri ve kara sınırları için Romanya ve Bulgaristan'ı kaplıyor. AB üyesi olmamalarına rağmen Norveç, İzlanda, Liechtenstein ve İsviçre'de Schengen konvansiyonunun bir parçası. Uçak biletlerinde tavan fiyat artıyor. Uçak biletlerinde de yeni tavan fiyatlar belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 1 Ağustos'tan itibaren uçuştaki biletlerin %80'i için tavan fiyatın 2500 lira olacağını açıkladı. Uraloğlu, iç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatının bir önceki biletlerinin %80'i için 2000 lira olduğunu hatırlattı. Bu biletlerin satılması sonucunda kalan %20'lik kısım için ise 3250 lira bedel alındığını söyledi. Bu fiyatlar 31 Temmuz'a kadar geçerli. 1 Ağustos'ta ise yeni tavan fiyatlar yürürlüğe girecek. Bilet ücretlerinde tavan fiyat uygulamasının bakanlıkların koordinesinde yapıldığına işaret eden Uraloğlu şunları kaydetti. İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatı 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin %80'i için 2000 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan %20'lik kısım için ise 3250 lira uygulanıyor. 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren de bir uçuştaki biletlerin %80'i için 2500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan %20'lik kısım için ise 4000 lira olarak uygulanacaktır dedi. İstanbul Havalimanı'na 5. pist geliyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Keskin,
İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti yapılıyor, yakında 5. pisti de gelecek dedi. Antalya'da turizmcilerin sorunları için WhatsApp hattı kuruldu. Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'nın Kemer ilçesindeki turizmcilerin belediye ile ilgili sıkıntılarını daha hızlı ve etkin çözebilmek amacıyla WhatsApp hattı kuruldu. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Turizm ve Spor Birimi, turizm sektörüne hizmet veren oteller, pansiyonlar, arka bant oteller ve işletmelerle belediye arasında köprü vazifesi kurmayı hedefliyor. Kemer'deki turistik tesisler ve işletmeler yeni kurulan birimle daha sağlıklı iletişime geçebilmek amacıyla WhatsApp hattı oluşturuldu. Turistik tesisler ve işletmeler, park ve bahçeler, geri dönüşüm, fen işleri, temizlik, zabıta ve diğer konularla ilgili sıkıntılarını 0533 062 95 65 numaralı iletişim hattına veya turizm@kemer.bel.tr adresine iletebilecek. WhatsApp hattı sayesinde Kemer Belediyesi'nin de içerisinde yer alacağı festival, konser ve diğer etkinliklerle ilgili otellere ve işletmelere bilgiler verilerek Kemer'e gelen turistleri otel dışına çıkarıp esnafa katkı sağlaması da hedefleniyor. Şimdi de Divan'dan haberler. Divan grubu 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor. Sürdürülebilir bir geleceğin inşası için çalışmalarına devam eden Divan Grubu, 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda karbon nötr konaklama deneyimine imza atan Divan Grubu, iklim teknolojileri şirketi Climate Bay işbirliğiyle "Gelecek için Divan'dayız" mottosuyla karbon nötr konaklama projesini hayata geçirdi. Hayata geçirilen proje ile Divan Grubu, misafirlerin konaklama ve etkinliklerinden kaynaklanan emisyonlarını nötrleyecek. Misafirler destek verecekleri karbon offsetleme projesi sayesinde iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayacak. Gelecek için Divan'dayız mottosundan hareketle misafirlerine karbon nötr konaklama imkanı sunacak olan Divan Grubu yeni projesini Divan İstanbul, Divan Bodrum, Divan Çukuran, Divan Ankara, Divan İstanbul City ve Divan Bursa otellerinde başlattı. Koç Holding liderliğinde yürütülen karbon dönüşüm programı kapsamında otel misafirlerinin konaklamalarından oluşan emisyonlar konaklama yapılan Divan Oteli tarafından ücretsiz olarak offsetlenecek. Misafirler bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanan karbon offsetleme sürecinin hangi projeler aracılığıyla sağlandığını ve çevresel faydalarını karbon offset sertifikası ile somut bir şekilde görebilecek. Divan misafirleri bu projeye katılarak sosyal ve çevresel sorumluluk bilincinin artmasına önemli ölçüde destek verecek. İklim teknolojileri şirketi Climate Bay'in geliştirdiği projeyle divan misafirlerinin konaklama ve etkinlik sonucunda ortaya çıkan karbon ayak izi hesaplama ve offsetleme hizmeti yazılım entegrasyonu ile birlikte divan ekipleri tarafından kullanılacak. Divan sistemlerine entegre edilen yazılım ile hesaplamalar yapıldıktan sonra misafirlerin emisyon miktarına göre divan grubunun belli çevresel kriterler ışığında seçtiği proje aracılığıyla emisyon offsetlenecek. Şimdi geldik çocukların ülkesi Kidzanya İstanbul'dan vereceğimiz giriş bileti hediyeleri için ilk şifremize. İlk şifremiz Kidzanya. İlk şifreyi tekrar ediyorum. Kidzanya. Dostlar, şimdi reklamlar, sonrasında Turizm Kafası tüm hızıyla devam edecek. Değerli Kafa Radyo dinleyicileri, Turizm Kafası'nda şimdi geldik haftanın turizm sohbetine. Evet, ilk bölümde de anons etmiştim aslında. Bugün çok eğlenceli bir konum olacak. Çocuklu aile, çocuk ve eğlence. Aynı zamanda da bu turizmle. Bu kelimeler, işte bu büyülü kelimeler bir araya geldiklerinde bir eğlence turizmine dönüşüyor. Çok farklı bir segmente dönüşüyor. Dünyada çocukları, bunların sayısıyla tabii çocuklu aileleri dünyada kilometrelerce, yüzlerce kilometre, binlerce kilometre uzaktan uzağa götürüp işte atıyorum Disneyland'dan tutun da ya da başka gezilecek müzeleri de tutabilirsin ya da oyun parklarına. İnsanlar çocuklarıyla birlikte buralara çok önemli turizm hareketleri yapıyorlar. Bugün de işte bu segmenti konuşacağız ve İstanbul'da biliyorsunuz çok güzel bir oyun merkezi var. Ama bunun ben adına oyun merkezi diyorum ama başka bir tanımlaması da var kesin. İşte ama onu da en doğru isme
soracağım. Konuğum Kidzanya İstanbul Genel Müdürü Ebru Timur. Ebru hoş geldin. Hoş bulduk Deniz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, burada olmak çok güzel. En sonunda, yani bu programımız neredeyse 3 yıldır bir devam eden Turizm Kafası programında Ebru'yu hep bir konuk etmek istedim ama o kadar da yoğun ki gerçekten sosyal hayatında da çok aktif. Kendi iş hayatında da bu arada tabii işler de çok yoğun anladığım kadarıyla ama öncelikle hoş geldin diyorum sana ve seni kısaca Kafa Radyo dinleyicilerine bir tanıtmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim Deniz davetin için. Evet, bugüne kısmetmiş. Aslında biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Tanıtalım denince birazcık insan tedirgin oluyor. Evet. Yaklaşık çok yıllara girmeyelim. Evet, evet, öyle başlayalım. Olur. Ben evet uzun zamandır çalışıyorum. Ne güzel. Nereden mezunsun? Ben en son Anadolu Üniversitesi işletme mezunuyum. İşletme mezunsun. Evet, harika. Bırakılmış iki tane yarım master'ım var. Birazdan bahsederim. Onlar da mı çalışmaktan, yoğunluktan onlar mı? Onlar da. Evet, en son Kizanya'ya başladığım zaman Sheffield Üniversitesi'ndeydim. Tam, evet. O yarım kaldı. İnşallah bir gün bitiririm. Bence bitirmen lazım. İnşallah bir gün bitiririm. Önce sigorta, medya, FMCG, evet. Ardından da entertainment, yani evet, farklı sektörlerde çok uzun yıllar pazarlama, kurumsal iletişim, yönetim, farklı bölümlerde ve farklı rollerde bulundum. Çok da keyifli yıllar geçirdiğimi söyleyebilirim aslında. Her iş yerim benim için gerçekten hem yuva oldu, hem yeni bir okul oldu, hem de çok güzel insanlarla birlikte çalıştım. Bundan da tam yaklaşık 8-9 sene önce Kizanya ile yolum kesişti. Aslında daha öncesinde ben Kizanya'nın amaç ortağıydım. Öyle mi? Evet. Amaç ortakları bizim için çok kıymetli. Çok. Ama öncesinde istersen bir Kizanya anlatalım. Lütfen. Kizanya'nın hikayesini. Evet, bir dinleyelim. Kizanya'yı bazıları bir sadece bir Türk markası olarak biliyorlar. Sonra Kizanya'nın içine girip o dünyayı duydukça, bir de geriye doğru da araştırdığınca aslında dünyanın en büyük markalarından biri olduğunu da görüyorlar. Onu senden dinleyelim. Hikaye nasıl başlamış? Evet. Hikaye bundan tam 25 yıl önce dünya çocukları bir araya gelmişler ve daha iyi bir dünya mümkün demişler. Ve hepsi daha güzel bir hayatın, daha sürdürülebilir, adil, herkesin özgürce kendini ifade edebileceği bir dünya hayaliyle yola çıkmışlar. Ve bir araya gelip bir bağımsızlık bildirgesi imzalamışlar. Ve demişler ki daha iyi bir dünyayı bizler yönetebiliriz. Tam 25 sene önce bu mottoyla Meksika'da Santa Fe'de ilk Kizanya kuruluyor. Ve gerçekten çocuklar bizden daha iyiler bu konuda. Bunu çok net söyleyebilirim. Ama gel zaman giz zaman Kizanya'nın sınırları 22 ülke, 27 tane şehre ulaşmış. Harika. Kizanya İstanbul'da bu 27 şehrin 16.sı olarak bundan tam 10 sene önce kapılarını hizmete açtı. Harika, harika. Biz ne yapıyoruz? Bunu gerçekten şehri görmeniz lazım aslında verilen hizmeti algılayabilmek için ama kısaca çocuklu ailelere eğlenirken öğrenme hizmeti veriyoruz. Kocaman bir şehir düşünün. Herkesin böyle kısaca hayal etmesine ihtiyacım lütfen var. 10 bin metrekarelik kocaman bir şehir. Gerçek hayatta ne varsa bizde de o var. Kocaman bir şehir meydanı, şehrin tiyatrosu, itfaiyesi, polisi, hastanesi ve bunların hepsi gerçek hayattaki gibi sorumlu amaç ortağı dediğimiz markaların gerçek hayatta yaptıklarını çocuklara anlatabildikleri güzel bir dünya. Bunlar bizim için çok kıymetli çünkü biz biliyoruz ki tüm dünyadan ve kendi şehrimize gelen misafirlerimizden çocuklar bildiklerinden ilham alıyorlar. Ve 4 yaşına kadar nerede olurlarsa olsun aynılar. Yani Meksika'daki çocukla Hakkari'deki çocuğun, İstanbul'daki çocuğun çok da büyük bir farkı yok. Bildiklerinden ilham alıyorlar. Ne demek istiyorum? Şehrimize ilk defa geldiklerinde bildikleri aktivitelere yöneliyorlar. Önce itfaiyeci olmak istiyorlar. Sonra polis. Ondan sonra kendilerini tanımaya başlıyorlar. Bir ilgi alanlarını yöneliyorlar ve bireysel tercihlerini yaptıkları müddetçe ben de sanatçı olabilirim, ben de bilim insanı olabilirim, ben de yapabilirim duygularıyla şehrimizden ayrılıyorlar. Ve bu ortalama 5 saat. Yani biz Kizanya günü diyoruz buna. O yüzden tam gün eğlence, sınırsız eğlence. Harika. Tanımlayabileceğimiz ve tüm Türkiye'den ve dünyadan misafir ağırlıyoruz. Ve şehrimizde ağaçlarıyla, markalarıyla, meslekler aracılığıyla, var olan meslekleri tanımlatmak üzerine meslekler aracılığıyla çocuklar aynı yetişkinlerin, yani anne babalarının, yetişkinlerin dünyasında var olanların keyfine varıyorlar. Ama her aktivitede, aktivite diyebilirim sanırım,
Her aktivitede önden bir kısa bilgilendirme ve ardından da bir deneyim sunuyoruz. Yani itfaiyeden bahsediyorum. Mesela itfaiyede önce itfaiye erleri bir eğitimden geçiyor. Bu kısa bilgilendirmenin ardından bir anda alarm geliyor ve hepsi kıyafetlerini giyiyorlar, araca yükleniyorlar ve koştura koştura olay yerine gidiyorlar. Anında müdahale ediyorlar ve o müdahale ettikleri sırada bir bakıyorsunuz ki polis de alarmı almış, güvenlik parkurunu çekmiş, paramedikler olay yerinde, işte şehrin gazetecileri geliyorlar, fotoğrafları çekiyorlar ve olayı anlıyorlar. Peki oradakiler bir senaryo mu yoksa gerçekten oradaki çocuklar mı katılıyorlar? Gerçekten misafirlerimiz. Harika. Biliyorlar ne yapacaklarını yani, bir kriz senaryoları var. Kriz senaryolarında biz de yardımcı oluyoruz. Tabii ki. Ama gerçekten öyle bir dünya ki bu. En çok keyif aldıklarımdan biri şehir tiyatrosu. 20 dakika içerisinde birbirini hiç tanımayan akranlarıyla bir arada Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş misafirler bir aktiviteye giriyor. Aktör kimdir? Sufle nedir? Oyun nedir? Ne yapılır? Bunu bilgilendirme seviyesinde öğreniyorlar ve hemen kostümlerini seçip, şu anda Alice Harikalar Diyarı'nı sergiliyoruz, hemen oyuna geçiyorlar ve sahnede bir büyük Alice, benim arkadaşım, ekip evet. arkadaşım, bir de küçük Alice ya da bir büyük tavşan, bir küçük tavşan, anında oyun başlıyor. Hayatında görebileceğin en keyifli tiyatro oyunlarından biri harika, diyebilirim. Harika, harika. Bu yüzden çocuklarla çalışmak çok keyifli. Onların dünyasına şahit olabilmek çok çok güzel. Çocuklu aileler diyoruz. Tabii ki çocuklara aileler getiriyor. Aileler getiriyor değil mi? Evet. O yüzden ailelere çok ipuçları vermek kıymetli. Yani evet. Burası tam günlük bir gezi. Safe box'larından tutun, içerideki RFID sistemi, güvenlik, temizlik, bunlar bizim için olmazsa olmazlar, son derece önemli. O dünyaya devam edeceğiz ama evet. Kimle konuşuyoruz? Kidzanya İstanbul CEO'su Ebru Timur'la çocuk eğlence sektörüne, çocuklu aile eğlence turizm sektörüne ve segmentine konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi tabii ben sevgili Ebru'nun sayesinde böyle onlarca kez çeşitli deneyimler yaşamak için Kidzanya'ya geldim. Kendi oğlum da hani küçükken Kidzanya'yı deneyimlemişti ama böyle biz ucuna yetişebildik artık, bizimki böyle 19-20 yaşına geldiği için. Ama oraya geldiğim zaman çok farklı işleri de gördüm. Yani hiç hayal etmezdim. Mesela orada bir sigorta şirketinin olacağını ya da birebir hayatta karşılaştığımız ve yaşadığımız büyüklerin hangi işleri varsa, meslekleri varsa, deneyimler varsa, kidzanya dünyasında da var zaten değil mi? Hı-hı. Peki çocuklar bunlara, mesela radyoda var. Yani evet. Radyoculuk da yapıyorlar. Evet. O da çok güzel bir deneyim. Belki ileride Kafa Radyo'nun programcıları da kidzanya dünyasından yetişiyor da olabilir. Biraz daha dünyayı tanımak isteriz aslında. Biz biraz daha misafirlerimizi dinliyoruz. Bu şehrin içerisindeki gerçeklikle birleşmesi çok çok kıymetli. Çünkü bu öyle unutulmaz bir anı ki, yetiştiği zamanda kocaman olduklarında, ki Meksika örneği bu. Yani 25 sene önceydi. Şu anda çocukken Kidzanya'yı ziyaret edenler kendi çocuklarını götürüyorlar. Yeah. Ya da orada çalışıyorlar. Evet, böyle bir dünya. Süper. Dolayısıyla biz misafirlerimizi ve dünyadaki bütün gelişimleri takip etmeye çalışıyoruz. Düzenli olarak araştırmalar yapıyoruz. Çocukların ve ailelerin neler söylediğini anlamaya çalışıyoruz. Ve o yüzden de yeni meslekleri tanımlarken tabii ki gelecek vizyonuyla, anca ve lakin bugünün şartlarıyla ilham alabilecekleri ortamlarda onları sunmaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel. O yüzden de her yerde konuştuğumuz gibi, o biraz evvel bahsettiğim Yarım Bıraktım master programında da, bir öncekiydi pardon. Evet. Bir önceki New York Üniversitesi'nden 2007 yılında ilk sürdürülebilirliği duyduğum zaman hayatımızın bu kadar içine gireceğini hiç tahmin etmemiştim açıkçası. Ve şu anda biz de Global Compact Supporter'ız ve bütün işlerimizde yaptığımız içerikleri hazırlarken, hem global onaylarında ki davranış bilimleri ve yaratıcı ebeveyn onayları var, pedagojik onayları da var, kendi ekip arkadaşlarım bunları hazırlarken geleceğimizi düşünerek ve sürdürülebilirlik mantıkları içerisinde bu içerikler hazırlanıyor. Dolayısıyla hem pedagogların, hem eğitimcilerin, hem de kendi ekip arkadaşlarım, bunun içerisinde tiyatro da var, onların hazırladığı ve Türk kültürüne uygun hale getirdiğimiz aktiviteler tamamlanıyor. Burada en önemli konu amaç ortaklarımız, markalar. Markaların gerçek hayatta da onları tekrar gördükleri zaman öğrendiklerini hatırlamaya başlıyorlar. Ne kadar güzel. Ve bu deneyim unutulmaz hale geliyor. Tabii, tabii. O yüzden çok kıymetli. Ama biliyoruz ki aslında eğlence sektörünün gidişatı da bu, ki çok uzun yıllardır biz bunu yapıyoruz. Deneyim
ön plana çıkıyor. Her yerde tabii, böyle. Tabii. Aslına bakarsanız yetişkin eğlencesinde de böyle, çocuklu ailelerde de böyle. Ve kısaca hani bütün bu konsepti anlatırken aslında bir deneyim hazırladığımızı ve bir deneyim sunduğumuzu söyleyebilirim. Kesinlikle. Peki biraz şu sorulara da gelelim. Turizm sonuçta bir rakamlardan oluşuyor ve çok ciddi bir ekonomi. Siz Kidzanya olarak farklı farklı sektörleri bu segmentin içerisinde buluşturuyorsunuz. Çocuklarla buluşturuyorsunuz ama ciddi de bir aslında gelir yaratıyorsunuz. Bu segmentin, yani eğlence segmentinin turizmdeki yeri nasıl, rakamlara da bakarsak biraz. Biliyorsun İstanbul ülkemizin en kıymetli şehirlerinden biri ve yerli yabancı tüm turistleri ağırlıyor. Dolayısıyla bizim de içinde olduğumuz turizm sektörü hem yerli hem yabancı turist için vazgeçilmez. Zaten bizim dertlerimizden bir, biliyorsunuz hani tatilcilerin, ziyarete gelenlerin İstanbul'da kalma sürelerini uzatabilmek. O yüzden de bizim gibi noktalar bence çok çok kıymetli, çok değerli. İstanbul'daki turizme katkı ya da ülkedeki turizme katkı için böyle bir dikkat çekici, ilgi çekici noktaların çoğalması lazım. Bunları da verilerle desteklemek gerekirse TÜİK'in, daha gelmeden önce sen söyleyince evet, baktım. TÜİK'in ilk çeyrek açıklamalarında yaklaşık 10 milyon kişi İstanbul'u ziyaret etmiş ve bunun %49'u gezmek, eğlenmek, deneyim yaşamak harika için geldi. Yarısı ifade değil mi? Ne? Yarısı. Ve daha da çarpıcısı, biz hep misafirlerimizi dinliyoruz diyorum. Biz bu sene Future Bright'la birlikte hem Kizanya'ya gelmiş olan misafirlerimiz hem de Türkiye'deki çocuklar üzerinden bir araştırma yaptık. Bu araştırma sonuçları çok çok keyifliydi. Bir sürü konu var ama bizi ilgilendiren bölümüne baktığınız zaman çocuklar aileleriyle birlikte kurdukları hayallerin arasında en fazla tatile gitmek, yurt dışına çıkmak, gezmek, eğlenmek, dünyayı öğrenmek, gemiyle yolculuk yapmak, hatta Dünya Kupası var en çok uzun. Dünya Kupası final maçına gitmek gibi dileklerini sıralıyorlar ve bu Türkiye'de çocuklu ailelerin %16'sı. Ama bizim şehrimize gelip deneyim yaşadıktan sonra çocukların bu öğrenme ve keşfetme ihtiyaçları %24'e çıkıyor. Harika. Aslında deneyim sunmak sanırım böyle bir deneyimin şey. Deneyimin keyfini de gösterince keyfini çocuklar de değil mi? Çünkü biliyoruz ki yani aydınlanan beyin bir daha aynı olmuyor. Yani her seferinde keşfe, deneyime doğru ilerliyoruz. Doğru. Bence çocuklu aileler diyorum ama her birimiz için bu var. Tabii, yani keyif tabii aldığımız yerde tekrar öğrenmeye, tekrar keşfetmek üzerine odaklıyız. Harika, ne kadar güzel ki. Kidzanya İstanbul Genel Müdürü Ebru Timur'la sohbetimize devam ediyoruz. Biraz gelecek projelerine o zaman odaklanalım. Kidzanya'nın geleceğinde mesela 5 yıl sonrasında neler düşünülüyor? Hani çok globaldeki hedeflere sormayayım ama Türkiye pazarı için mesela neler, yeni Kidzanya'lar var mı? Global de sorabilirsin. Tabii ki. Globalde de yepyeni fasiliteler geliyor. Dünyada büyümeye devam ediyoruz. Geçen senenin sonunda Vietnam açıldı. Hatta ikincisi yolda. Hem Asya, Singapur devrede diyebiliyorum. Amerika'da da büyümeye devam edeceğiz. Pek çok anlaşma yapıldığını da biliyorum ama öyle Kizanya açmak kolay iş değil. Tabii yani ki. Yani anlaşmayı... Şehir açıyorsunuz. Şehir, bir şehir oluşturmak kolay mı? Değil. Evet, çünkü aynı otellerden bilirsin, evet, ihtiyaçlar çerçevesinde ama bir Kizanya'nın hazırlığı inşaata başlamadan önce 5 sene 6 sene sürüyor. Doğru, doğru. Çünkü kullanılacak malzeme, mimari özellikleri son derece önemli. Bizim için de aynısı geçerli. Anlaşmadan 7 sene sonra Kizanya İstanbul kapılarını açtı. Hmm. Ancak ve lakin o kadar güzel bir şehir ki gerçekten herkesin görmesini arzu ederim. İçeride kullanılan bütün malzemeler, yapılmış olan tüm mimariler, 7 yaşın üstündeki her çocuğun yalnız başına şehirde vakit geçirmesi, özgürce sokaklarında koşması için uygun hazırlanmış durumda. O yüzden son derece güvenli ve kesinlikle temiz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii. Bunlar bizim hassas konularımız ama tabii ki mimari de, içerik de, hazırlanan bütün deneyim de çocukların orada yalnız vakit geçirmeleri için de müsait. Tabii, tabii. Türkiye'de var mı peki proje? Orayı hızlı geçmeyelim lütfen. Türkiye'de yani çok pahalı ve büyük projeler tabii bunlar biliyorsun. Umarım olur. Ama olur mu? Umarım olur. Ya ne düşünüyorum? Mesela şöyle hayal ama ben her zaman bunu, mesela Doğu için her zaman bunu söylerim. Hı-hı. Turizmin orada yaygınlaşması, sadece gastronomi ve işte kültür amaçlı Doğu'ya ve Güneydoğu'ya gitmek yerine aslında sektörü de taşıyabileceğimiz çok güzel noktalar var. Düşünsene mesela Urfa'da, Gaziantep'te
bir kidden yanına açıldığını. İnanılmaz mesela. O zaman işte İran tarafından da olacak şekilde ciddi bir akının önce o tarafa da gelebileceğini, o değil mi? O zaman hayal edelim. Hayal edelim, olsun. Buna sonuna kadar buradan inanıyorum. Da duyuralım. Ulaşmak isteyen Kidzanya İstanbul CEO'su Ebru Timur'a ulaşsın diyelim. Peki şimdi bizim tabii turizm kafasının şöyle bir özelliği de var. Sektörde gerçekten bununla çok büyük gurur duyuyorum ve çok da teşekkür ediyorum her hafta dinleyicilerimize. Sektörün çok takip ettiği program ama özellikle genç turizmci dostlarımız da çok takip ediyorlar ve bu benim için çok önemli. Hem sosyal medyadan bana ulaşıyorlar, sorularını soruyorlar, program önerilerini söylüyorlar. Benim için çok değerli gerçekten. Çocuk ve aile hedefli eğlence turizm sektöründe, yani sizin segmentinizde çalışmak isteyecek genç turizmci dostlarımıza önerileriniz neler olur? İçindeki çocuğu kaybetmesinler. Ya, bence en önemli konu merak. Merak ve araştırabilmek. Çünkü öyle bir nesil geliyor ki dünya çok hızlı değişiyor. Bu tempoyu yakalayabilmek için merak duygumuzu sürekli besleyebiliyor olmamız lazım. Yani ben yine dayanamayacağım. Lütfen. Bir iki araştırma konusu söyleyeceğim. Çocukla ailelere hizmet verince çocuklar hayatınızda. Ve hani dijitalleşmenin, teknolojinin getirdiği o kadar büyük bir farklılık var ki nesiller arasında. Yani bugünün çocukları her şeyden haberdarlar. Ve tabii. Hani küresel dünyanın onlara sunduğu özel bir kültür var artık. Bir paylaşım dünyasındalar ve bunları da benimsiyorlar. Karşılaştıkları gerçekler onlar için daha erken bir yaşta dünyanın sorunlarını da fark ettiriyor ya da çözümlerini de önerebiliyorlar ve bizden daha umutlular aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu çocukların ihtiyaçları da çok çok farklı olacaklar. Sorguluyorlar, neden, niçinlere bakıyorlar ve bunu özellikle herkese söylerim. Yıllardır çalışıyorum. Hayatımda ilk defa 20 dakika içerisinde bir aktivitenin olup olmadığını size çocuklar çok net ifade ediyor. Yani hiç kalbiniz kırılırmış dünyası yok. Bir varlık yok. Olmuş, olmamış diyor. Evet. O yüzden bugünün çocukları, yarının tüketicileri ise dünyadaki bütün değişimlere gerçekten dört gözle takip etmeleri lazım. Çünkü okul, eğitim kesinlikle şart. Ama ondan sonrası deneyimle şekilleniyor ve özellikle eğlence sektörü tüm sektörlerde olduğu gibi yakın tarihte bence teknolojinin, dijitalleşmenin çok çok ön planda olacağı ve deneyimleri teknolojiyle birleştireceğimiz farklı bir boyuta doğru ilerliyor. İkincisi, bu sektörün evet çok büyük geleceği var. Henüz Türkiye'de biz bence emekleme aşamasındayız. Ama dünyaya baktığınız zaman çok yüksek rakamlar, büyük devler görüyorsunuz. Tabii. Yani Six Flag'den tutun Disney diye konuşuyoruz tabii. En çok bildiğimiz yer orası ama ve öyle bir büyüyor ki ihtiyaçlar da farklılaşıyor. Yani aileler artık çocuklarıyla birlikte eğlenecekleri, deneyim yaşayacakları, anı biriktirecekleri her şey için ayrıca bir bütçe hazırlamaya başladılar. Doğru. Ve genel olarak eğlence sektöründen bahsedersek eğer, evet, farklı yaş grupları var. Artık hani bizler de yıllar diyoruz ama bizler de hala çok genciz. Kesinlikle. Biliyorsun. Kesinlikle. Bir bu kadar daha yaşayacağız Allah izin verirse. Dolayısıyla segmentler de çok belirginleşiyor. Doğru. Ve yepyeni farklı yaş gruplarına, farklı profillere yepyeni eğlenceler sunabilecekleri bir dünya bence hazır. Onları bekliyor. Bu sektör gençleri bekliyor. Bekliyor. O yüzden gençler için tekrarlayacağım. Hiçbir anlamda sadece işte değil bence. İçimizdeki çocuğu gerçekten besleyelim. Merakla, neşeyle besleyelim. Çünkü emek harcadığımız zaman karşılığının öyle ya da böyle bazen geç olur ama mutlaka geldiğine inanıyorum. Kesinlikle çok değerli. Peki Ebru, yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Kaç yaşında çocuklarımız buraya giriş yapabiliyorlar? 4-14 aslında ama 0-4 yaş grubu içinde abileri ablaları geldiği zaman onları da ağırlamak için küçük bir alanımız var. Harika. 0-4'e kadar da var. Hani böyle çok küçük. Evet. Ama 4-14 yaş grubu keyifle şehrimizde vakit geçirir. Mükemmel. 4 ile 7 yaş arasında bir ebeveyn eşliği ya da biz bir hizmet veriyoruz. Kizitir diyoruz bizim dilimizde. Yani bir onlara göz kulak olabilecek bir oyun ablası, abisi olabilir. Böyle bir hizmetimiz de var. Ama 7'den sonra 14'e sonra kadar hiç kimseye ihtiyaçları. Zaten gelme diyordur değil mi? Hiç. Anne baba sen kal boşver, ben takılıyorum ama burada. Ama aileler de şehrimizde çok eğleniyor. Ne güzel. Yani ne güzel. Birlikte vakit geçiriyorlar. Özellikle de ilk defa gelen için çok büyük bir alan olduğundan doğru, mutlaka ebeveynler de bir görmek, deneyimlemek istiyor. Ama 7 yaşın üstü şehrimizde alabildiğine keyifle, kimseye mükemmel ihtiyacı olmadan vakit geçirir. Mükemmel. Son iki soruyla yanıtlarını da alarak artık yavaş yavaş sohbetimizi bitirmek istiyorum. Bir, kapıdan gelip bu dünyaya girmek mümkün mü yoksa rezervasyon mu gerekiyor?
Rezervasyon değil, çok büyük bir alan olduğumuz için öyle bir kapasite sorunu yaşamıyoruz. Harika. Anca ve lakin belki de dünyadaki tek yer, yanında çocuk yoksa bir yetişkinin giremeyeceği bir dünya. Hmm. Yanınızda bir çocukla birlikte bu şehre geliyorsunuz. O tabii. yüzden çocuklar ebeveynlerini hizaya getiriyorlar. Harika, ne kadar güzel. Ve online'dan bilet almak tabii ki çok daha hem zaman tasarrufu dengesi var. Ama rahatlıkla bizi ziyarete gelebilirler. Yaz sezonunda zaten bayramla birlikte başlıyor. Artık 7 gün açığız. Sürekli de zaten geleceklerini düşünüyorum. Son sorum da şöyle olsun. Bu tabii güzel deneyim dünyasında markalar olarak kendilerini göstermek isteyenler ne yapmalılar? Bu firmalar size nasıl ulaşmalılar? Birincisi yaptığımız işin o kadar bilincindeyiz ki hani bu çocuklu ailelere verdiğiniz hizmet unutulmaz bir anı olarak kalıyor. Dolayısıyla sosyal sorumluluk kavramına sahip, geleceğe ve topluma katkı sağlayan amaç ortakları diyoruz biz markalarımıza. Onlarla bir araya gelmek istiyoruz. Dolayısıyla bazı taahhütler ve commitment'lar olması lazım. Bu şartları gerçekleştiren markalarla bir araya her zaman gelebiliriz. Bize ulaşmak çok kolay. Harika. Tek bir telefonla. Her marka için o zaman özel bir proje hazırlanıyor. Tabii ki uzun bir süreç bu. Hem içeriğinin hazırlanması hem de global eğitim komitesinden ve eğlence komitesinden approval'ların alınması. Bizde de farklı sistemler var. Ama çok keyifli bir deneyim hazırlayabiliriz. Harika. Için. Kizayn'ın çok güzel bir selamı var. Evet. Onu bir anlatsana son olarak. Bu selam değil aslında. Bu bizim dilimiz. Yani evet. Çok selam diyorum da. Nedir? Kizilay'a normal bir şehir biliyorsunuz. Evet, doğru. Dolayısıyla kendi para birimi var, kendi dili var, kendi kültürü var şehrin içerisinde de. Kay demek sizi kalpten selamlıyorum. Kısaca merhaba demek. Vay çok güzel. İşte see you, görüşüyoruz demek. Evet. Ve bu 27 fasilitede aynı dil kullanılıyor. Harika. Hepsi biliyorlar mı? Çocukların hepsi öğreniyorlar mı bunu? Hepsi biliyorlar. Çünkü her aktivitede bunlar kullanılıyor. Her şehirde kullanılıyor. Daha da güzeli. Şehrimize gelen misafirlerimiz bir pasaport edinebilir. Aynı gerçek hayatta olduğu wow, gibi. Harika. Vize var mı? Vize verebiliyor musunuz? Vizeyi veriyoruz. Normalde vize verilmiyor. Kapalı vizeler şu anda. Bizde hayat daha güzel olduğu için evet. çocukların dünyasında bizden aldıkları herhangi bir pasaport da tüm dünyada geçerli. Mükemmel. Orada da kullanırlar. Şimdi harika. Yaz dönemi turizm başlıyor biliyorsunuz süper, İstanbul'da. Süper. Biz de tüm dünyadan gelen eğer ki Kizilay'ı biliyorlarsa mutlaka pasaportlarıyla geliyorlar ne zaten güzel. Bize de. Her sene yani 118 ülkeydi galiba. Biz de heyecanlı sayıyoruz. Hani dünyanın nerelerinden geliyorlar diye misafir ağırlıyoruz süper. Dünyadan. Pasaportları da yanlarında. Bazen para birimlerini de getiriyorlar. Bizde hayat daha güzel. Kendi para birimlerini de şehirde evet, kullanabiliyorlar. Evet. Harika. O zaman ben de sana Kidzanya dediğimde thank you diyorum. Yani teşekkür ediyorum. Ve Kidzanya İstanbul Genel Müdürü Ebru Timur'la beraberdik. Çok teşekkürler Ebru. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ederim Deniz. Burada olmak çok keyifli. Harika. Seninle, harika. Dinleyicilerinle. Herkese çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi o zaman tüm Kidzanya dünyasına, Kidzanya çocuklarına güzel bir şarkı hediye edelim. Sonrasında da turizm kafası tüm hızıyla devam edecek. Bakışınla inanamadım. Sordum kendi kendime bana bakar mı diye öf, yine öf. Sırf seni görmek için uyduruyorum bahaneler, yazıyorum espriler. Zelzele oluyor her gülüşünde. Gözlerine uyuyamadım. Bulsam seni rüyamda, uyanmasam bir daha öf.
bakışların aklımda tıkılı kaldı. Gözünün rengine, mavin eşit tüm renklerden farklı. Anam baban sanatçı mı be? Kışların aklımda takılı kaldı. Gözünün rengine, mavine, yeşil tüm renklerden, tüm renklerden. Gördüm o bütün renklerden, gördüm o bütün renklerden, gördüm. Değerli Kafa Radyo dinleyicileri, Kafa Radyo'da turizm kafasında şimdi geldik. Çocukların ülkesi Kidzanya İstanbul'dan vereceğimiz giriş bileti hediyeleri için ikinci şifremize. İkinci şifremiz her çocuğun hakkı. Tekrar ediyorum, her çocuğun hakkı. Bu iki şifreyi Deniz Dikkaya Official Instagram hesabımdaki son postumun altına yazan ve 3 arkadaşını etiketleyen tam 3 dinleyicimize Çocukların Ülkesi Kidzanya İstanbul'dan giriş bileti hediye. Bu güzel hediyeler için Kidzanya İstanbul ailesine, başta genel müdürümüz Ebru Timur olmak üzere çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Değerli dostlar, tabii buradan da Kurban Bayramı yaklaşırken yolda olan dinleyicilerimiz dahil olmak üzere herkese iyi yolculuklar ve sonrası da harika bir bayram diliyorum. Bayram dönüşü tekrardan birlikte olacağız. Herkese iyi bayramlar. Dostlar, bir turizm kafası programının daha sonuna geldik. Hem bu programımı hem de daha önceki geçmiş tüm programlarımın podcastlerini kafaradyo.com'da, radyolent.com'da bulabilir ve Spotify dahil 7/24 her yerden dinleyebilirsiniz. Bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz önerileriniz ve yorumlarınızı Instagram Deniz Dikkaya Official ve Twitter Deniz Dikkaya adreslerime iletebilirsiniz. Haftaya yeni konular ve konuklarla turizmi keşfetmeye devam edeceğiz. Hepinize çok çok güzel ve sağlıklı, turizm dolu günler diliyorum.